yabancı Yüce Adı Yeter'in hanımı vefat etmiştir. Cenazesi bugün öğlen namazına müsaadir Tanrıkapı Camii'nde kılınacak. Cenaze namazından sonra aile kabristanlığına defnedilecek. Mevla rahmet eylesin. Aziz kardeşlerim, şairler şiirlerini ilahi kelamdan feyiz alarak aktarırlarsa gönüllere mesaj vermiş olurlar. Öyle diyor şair: İşittim ki doğduğun zaman herkes gülendi, sen ağlayan. Öyle yaşa ki öldüğün zaman herkes ağlayan olsun, sen gülen. Yani şunu söylüyor: sen doğduğun zaman başta baban annen olmak üzere bütün akrabaların sevindiler, güldüler ama sen ağlayarak dünyaya geldin. Dünyanın derdini, kasvetini o gün hissettin, anandan doğduğun gün. Ama Allah'ın vermiş olduğu ömrü öyle bir şekilde yaşa ki öldüğün zaman da herkes ağlayan olsun, sen gülen ol. Eşin ağlasın, ne güzel bir eşti. Çocukların ağlasın, ne güzel anneydi, babaydı. Kardeşlerin ağlasın, komşuların ağlasın, akrabaların ağlasın, ne güzel bir insandı. Ne kadar hoş bir insandı. Hazreti Ömer'in şehit edilişinde Medine sokaklarında yankılanan feryatlar gibi, o gittikten sonra adalet ölmeye mahkumdur denildiği gibi, bu gittikten sonra komşuluk ölmeye mahkumdur denilsin. Herkes ağlayan olsun ama sen gülen ol. Çünkü arkanda böyle bir şahitler ordusu bıraktın. Ne güzeldi denildi. Ne iyi insandı denildi, ne güzel bir komşuydu, hakkı ve hukuku üstün tutan, menfaata dayanmayan, yalpalamayan, her türlü desiseden ve hileden uzak bir Müslüman olarak yaşadı ve böyle gitti denilsin. Ağlansın bu şahitliklerle ve seni böyle uğurlasınlar. Onlar gözyaşını dökerken, onlar kalplerinde feryadı inletirken, sen Rabbine kavuşmanın sevdası ve güzelliğiyle belki de lisanın el verse dönüp bakacaksın. Siz niçin ağlıyorsunuz? Ben, bana Allah cennetin güzelliklerini gösterdi. Siz halinize ağlayın diyecektir. Kıymetli dostlar, Peygamber diyarı Medine-i Münevvere'de, kainatın kalbi Mekke-i Mükerreme'de ben bu merhume teyzemi, halkın arasındaki ifadesiyle mavi teyzemizi, annemizi tanıdım. Ensar'ın ve muhacirin dostluğunu onda gördüm. İnsanlığın güzelliğini onda gördüm. Hoşgörüyü ve sadakati onda gördüm. Bunu riya için söylemiyorum, Allah'ın şahidindir. Ve bu tip insanlarımız, büyüklerimiz, annelerimiz adeta güzellikler bahçesinde yeten birbirler gibi bugün ruhunu teslim ettikten sonra arkasında umutsuzluklara kark eden yeni nesilleri gördükçe Anadolu irfanının bunlarla nasıl yükseldiğini gördük. Orada dostluğumuz oldu. Mekke'de ve Medine'de dostluk oldu. Ana dedik ona. Hacı anne dedik. Tabirimi mazur görün. Hemşerim dedik. Muhabbetimizi böyle yaptık. Son umre ziyaretinde eşiyle beraber Kabe'nin karşısında hiçbir zaman unutmadık. Dualarımızı yaptık. İnşallah her birisi şimdi kabirlerinde ona yolcu olacaktır. Ne güzel böyle bir iz bırakarak dünya hayatına elveda etmek, kıymetli Müslümanlar. Bu mavi teyzemizi,
Allah emanet vermişti. Bir müddet anasına babasına emanet vermişti. Arkasından kocasına emanet etti. Evlatlarıyla beraber alın şu size emanet olsun dedi. Ama bunun sahibi benim. Üzerinde tasarruf hakkı bana aittir. İstersem ona hastalık veririm. İstersem onu alırım. İstersem ona sağlık veririm. Her türlü tasarruf bana ait dedi emanetin sahibi. Ve evvelki akşam emanetin sahibi yeter dedi. Emanet bu kadar sizde kaldı. Şimdi de benim emanetim oldu. Benim ellerimde oldu, sahibinin ellerinde. Biz de diyoruz ki ya Rabbi, emanet olarak verdiğin bu teyzemizi sen emanetini geriye alanlardan ettiğin gibi emanetine merhametli davrananlardan ol ya Rabbi. Ona merhamet eyle Allah'ım. Allah'ım, şunca insanın şehadetleriyle biz onun güzelliğine şahidiz. Biz onun imanına şahidiz. Sen şahitliğimizi makbul eyle ya Rabbi. Aziz dostlar, hali hayatında, kemal-i sıhhatinde bu teyzemizi nasıl bilir, nasıl zannederdiniz? Nasıl bilir, nasıl zannederdiniz? Nasıl bilir, nasıl zannederdiniz? Dünyevi, uhrevi, komşuluk, akrabalık, eş, dost, bütün hak ve hukuklarınızı helal ediyor musunuz? Helal ediyor musunuz? Allah için helal ediyor musunuz? Allahü Teala bu helalliğinizi ve bu şahitliğinizi makamında kabul eylesin inşallah. Buyurun amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Vanfa'na ve ufirlena ve erhamna ente mevlana ve ente erhamur rahimin. Ente mevlana fe'nfurna lel kavmil kafirin. Ve tüb aleyna ya mevlana inneke ente tevvabur rahim. Vahdina ve vefikna ilel hakki ve ila tarifil müstakim. Bibereketil Kur'anil azim. Ya ilahel alemin. Okunan Fatiha-i Şerif'ten hasıl olan ecir ve sevabı. Evvela sevgili peygamberimizin aziz, latif, pak, ruhu saadetlerine. Diğer peygamberan-ı izamın ervahına. Vatan, millet, memleket, mukaddesat ve namus uğruna. Canlarını feda eden bütün şehitlerimizin ve gençlerimizin ruhlarına, hasaten şurada hazır bulunanların da bir cümle, anne, baba, kardeş, eş ve akrabayı talukatından, ebediyet alemine irtihal eden bir onun gelmiş ve geçmişlerinin ruhlarına, ayrı ayrı hediyeledik şu anda ruhlarına haberdar eyle ya Rab. Ya ilahel alemin, hususiyle başında bulunduğumuz merhume teyzemizin ruhuna hediye ediyoruz. Ruhunu haberdar eyle ya Rabbi. Varsa merhumenin taksiratını affeyle. Seyyiatını hasenata temdil eyle. Makamını âli eyle. Varacak olduğu makamını şu dünya makamından daha hayırlı ve mübarek eyle. Bizler de merhumenin haliyle hallendiğimizde cümlemize selameti iman nasip eyle ya Rabbi. Allahümme salli ve sellim ala eşrefin nuri cemii'il enbiyâi vel mürselîn. Salavatullahi teâlâ ve selâmuhu aleyna ve aleyhim ecma'in. Velhamdülillahi rabbil âlemîn. Hâsaten merhumenin ruhu için ve Allah rızası için. El-Fâtiha. Seyyidana
Ya nur arşillah. As-salatu vesselamu aleyk. Aleyke ya As-salatu vesselamu aleyk. Aleyke ya seyyidana. Ya سيدنا الأولين والآخرين سيدنا يا As-salatu vesselamu aleyk. Aleyke ya seyyidana. Ya As-salatu vesselamu aleyk. Aleyke ya seyyidana. Ya خير خلق الله شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم